Merhabalar, ben protez uzmanı Doktor Selim Çömelekoğlu. 1987 yılında Kadıköy Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans eğitimine başladım. 1992 yılında diş hekimi olarak mezun olduktan sonra aynı yıl gene İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Total Parsiyel Protezler Anabilim Dalı Kron Köprü Protezleri Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladım. 1999 yılında protez uzmanı doktor diş hekimi unvanı aldıktan sonra akademik kariyerime son verdim. Doktor eğitimi tamamladıktan sonra serbest muayenecilik olarak diş hekimi görevine başladım. Bu süre içinde aynı zamanda İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde protez uzmanı olarak hastalarıma hizmet verdim. 2005 yılında ise Nişantaşı Özel Teşvikiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini kurdum. 10 sene boyunca burada sorumlu diş hekimi ve buranın sahibi olarak hastalarıma hizmet verdim. 2015 yılının Haziran ayında ise Vital Fulya Plaza'da kat 6 daire 618'de Dental İşe Fulya Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğini kurdum. Türk Prostomi ve İmplantoloji Derneği kurucu üyesi, Türk Oral İmplantoloji Derneği üyesiyim ve bunların yanında da Türkiye İstek Diş Hekim Akademisi Derneği yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter olarak görev almaktayım. Neyin etkileyici olduğu ile ilgili bazı temel evrensel prensipler vardır. Etkileyici bir gülümseme, ses iletişimin önemli bir parçasıdır. Doğal olarak da bu bütün insanların sahip olmak istediği bir özelliktir. Bu yüzden biz kliniğimizde iki tane temel amaç üzerine çalışmaktayız. Birincisi hastalarımızın şu anki sağlığını ve ileriye dönük sağlığını korumak. İkincisi ise estetik kaygılarını ortadan kaldırmaktır. Bizim Dental İş Fulya Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinde iki tane ana temel çalışma prensibimiz vardır. Bunlardan birincisi interdisipliner çalışmak, ikincisi ise minimal adezi diş hekimliği kurallarına uygun olarak çalışmaktır. İnterdisipliner çalışmak nedir? İnterdisipliner çalışmak, hastanın ihtiyacı olduğu tedaviye yönelik uzman diş hekiminin ona hizmet vermesidir. Yani ne demek oluyor bu? Eğer hastanın kanal tedavisine ihtiyacı varsa bir kanal tedavisi uzmanının, ortodontik ihtiyacı varsa bir ortodontist uzmanının, cerrahi ve implantolojiye ihtiyacı varsa cerrahın ve implantoloğun, protezik bir restorasyona ihtiyacı varsa protezist tedavisi uzmanının kendisine hizmet vermesi demektir. Minimal adezi diş hekimliği ise hastanın biyolojik dokularına çok az zarar vererek çalışma prensibidir. Yani minimum dokunuşla hastaya maksimum sağlığı ve estetiği sağlamaktır.